Sayın seyirciler, bu bültenimizi Turkcell'in Geleceğe Koşanlar projesine ayırdık ve stüdyomuzda Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler ve Türkiye'nin ilk, dünyanın en genç üçüncü sporcusu unvanını kazanan milli yüzücümüz Ediz Yıldırımer var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ediz, öncelikle seni tebrik ederek başlamak istiyorum ve Koray Bey, size dönmek istiyorum. Biraz bu projeden bahsetmek istiyorum. Geleceğe Koşanlar projesi, spora ve sporcuya pek çok proje ve sponsorluk sunuyorsunuz. Nereden başladı bu proje? Öncelikle evet, böyle başlayalım. Biliyorsunuz biz Turkcell olarak kitle sporlarına çok önem verdik. Hı hı. Hep basketbola, futbolda, birçok alanda, milli takımlarda destek olduk. Ligde bir dönem Anadolu kulüplerine desteğimiz, hı hı, vardı. Daha sonra bireysel sporlara da ağırlık vermek istedik. Çünkü bu alanda bir boşluk var. Şu anlamda federasyonlar, kulüpler el ele bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çok az marka maddi anlamda ve fikir anlamında bu alana destek veriyor. Dolayısıyla bu işi çok önemli gördük. Çünkü diğer kitlesel sporlarda olduğu gibi bireysel sporlarda da Türkiye atılım yapabilir. Ediz gibi gençlerimiz zaten çok başarılılar. Onlara biraz daha destekle Türkiye sporda ismini daha iyi yazdırabilir dünyada diye. 2009 yılında bireysel sporlara ağırlık vermeye başladık, hı hı, ve 6 dalda yüzme, tenis, halter, görme engelli bisiklet, hı hı, gibi dallarda destek vermeye başladık. Yüzlerce, hı hı, sporcuya maddi destek veriyoruz. Antrenör desteği, malzeme, hı hı, desteği gibi spor dalına göre biraz farklılaşabiliyor kendi içinde. Takım desteği veriyoruz, milli takımlar. Fakat bunun da yetmeyeceğini düşündük ve birkaç tane yıldız ismimiz olsun dedik. Yani mesela yüzmede Ediz gibi, teniste de Marcel İlhan Çağla Büyükakçay gibi, hı hı, yine bakıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Çünkü bu önemli. Böyle başarılı sporculara bir markada el verirse diğer çocuklara da müthiş bir ümit oluyor bence. Hı hı. Ve biz de Ediz gibi olmak istiyoruz diye daha bir çaba içerisinde çalışıyorlar. Biliyorlar ki başarılı olurlarsa birileri daha var, ellerinden tutacak, yardımcı olmaya çalışacak. Bu yüzden bütününü tamamlıyor resmin diye düşünüyoruz. Bireysel sponsorluklarda da yüzmede olduğu gibi birçok dalda böyle desteklerimiz devam edecek. Nasıl seçiyorsunuz sporcuları? Yani aslında rol model oluşturuyorsunuz, evet, diyebilir miyiz? Yani şu çok önemli. Yani tabii ki başarıları önemli fakat Ediz'e baktığımız zaman son derece akademik alanda, hı hı, başarılı. Çok temiz bir kardeşimiz. Dolayısıyla hem çok aklı başında, akademik alandaki işini aksatmıyor. Hı hı. Sporda da dünya çapında bir başarıya doğru koşuyor. Çok onu destekleyen güzel bir ailesi var. Hı hı. Aileden başlıyor her şey. Annesiyle babasıyla da kısa bir tanışıklığım oldu. Hı hı. Çok önem veriyorlar, işi aile olarak sahipleniyorlar. Bütün bunlara bakıyoruz, dünya çapındaki sesimizi duyurabilme gücüne bakıyoruz ve biraz da biz destek veriyoruz bu şekilde. Ediz, sen de 2012 Londra Olimpiyatlarına hazırlanıyorsun ve Amerika'da, evet, eğitimini devam ettiriyorsun. Şimdi de Noel tatili için Türkiye'desin. Evet. Hoş geldin diyelim, hoş bulduk, Türkiye'ye. Nasıl başladı bu serüven, yüzmeye başlayışın, hedeflerin? Biraz bunlardan, hı-hı, bahseder misin? Ben tabii yüzmeye 10 yıl önce başladım. Konya ilimizde başladım. Ben ilk spor hayatıma basketbola başladım yaz okuluyla. Hı-hı. Ondan sonra ailem, babam yüzmeyi öğrenmek amacıyla beni yüzmeye yazdırdılar. Yüzmeye ilk tanışmışımdan beri gerçekten çok sevdiğim bir spordu. Gerçekten suda çok kendimi özgür, ben, çok mutlu hissettiğim bir spordur. Bu nedenle ailemle, babamla konuştum ve spora devam etmek kararı aldık hep beraber. Tabii ilk başlarda hiçbir hedefim yoktu. Sadece, hı, bu sporu sevdiğim için yapıyordum ve şu andaki, yani devam etmemin en büyük sebeplerinden biri de gerçekten çok zevk aldığım bir spor, hı, olduğu için. Tabii hedeflerim de bu konuda çok büyük, bir itici bir güç tabii benim için. Tabii yüzmeye 10 yıl önce başladım. Çok severek yaptığım, hı, bir spordu. O yüzden devam ettim ve hala da yaptığım en güzel şey diyebilirim. 15 yaşında Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü en genç yüzücüsü unvanını kazandın. Evet. Şimdi de eğitimini Amerika'da gerçekleştiriyorsun. Şimdi 18 yaşındasın. Evet. Amerika'ya gidişin nasıl oldu? Burslu okuyorsun Amerika'da. Yüzme bursuyla, hı-hı, okuyorsun yanılmıyorsam. Evet. 2008 olimpiyatlarından sonra, hı-hı, tabii 2009 yılında burada geçirdim ben, Türkiye'de. Hı-hı. Daha sonra hem eğitim amacıyla ve büyük ölçüde de yüzme hayatımın daha da geliştirmek amacıyla, çünkü hedeflerim çok büyüktü. Hı hı.
her zaman ülkemi en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil etme gibi bir hedefim vardır. Bu hedefleri tabii en iyi şekilde ulaşabilmek için Amerika'nın en iyi seçim olduğuna karar verdim. Hı hı. Ben ve ailem olmak üzere. Çünkü bu yüzme sporunu Türkiye'de daha devam ettirebileceğime karar verdim. Çünkü hedeflerim çok büyüktü. O yüzden Amerika'ya gitme kararı aldık. İşte bir süreçten geçtik. İngilizce sınavlarım oldu. Başvurular yapıldı. Okul bulundu orada. Hocalar bulundu. Hı hı. Ve şu anda çok özel bir okulda okuyorum orada. Çok gayet kaliteli bir eğitimim var. Ve orada da Amerikan milli takım hocası var. Beni çalıştıran. Çok iyi bir takımda ve çok iyi bir okulda hayatımı sürdürüyorum Amerika'da. Edis, biraz da ilerleyen dakikalarda nasıl çalışıyorsun, antrenmanların nasıl geçiyor, Amerika'da bir günün nasıl geçiyor? Bunu da sormak istiyorum. Ancak okay. Koray Bey'e dönüp şunu sormak istiyorum. Koray Bey, Edis'le tanışmanız nasıl oldu? Yani Spor Genel Müdürlüğü'nün doğrultusunda mı Edis'i keşfettiniz diyelim, Edis'le tanıştınız? Ve şunu da sormak istiyorum. Edis'e antrenör desteği sağlıyorsunuz. Amerika'daki antrenör desteğini de mi Turkcell sponsorluğunda sağlanıyor? Bu işler nasıl oluyor? Bunları da aktarırsam. Tabii. Biz söylediğiniz, altını çizdiğiniz nokta önemli. Geleceğe Koşanlar projesini Spor Genel Müdürlüğü ile birlikte başlattık. Altı dalı hedefledik ve burada da fikir olimpiyatlara oyuncu yetiştirecek önem verdiğimizi, verdiğini düşündüğümüz politika olarak Türkiye'nin dalları seçmekti. Tabii ki hem Edis'i basından takip ettik hem de Spor Genel Müdürlüğü üzerinden gelen mesajlarla hani bu çocuğumuz Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Yolun... Kaç yıldır Edis'le beraber çalışıyorsunuz? Bizim iki seneye yakın bir beraberliğimiz var. Birinci yılı geçtik. Dolayısıyla böyle bir tanışıklık oldu. Babası Faruk Bey'le bir araya geldik. Konuştuk ve hayallerimiz ve hedeflerimizi aynı noktada gördüğümüz için bu çocuğumuzu birlikte desteklemek. Ben onu kardeşim gibi görüyorum çünkü aslında seneler önce ben de belli bir spor alanında aynı yollardan geçmeye çalıştım. Kurum olarak da, kurum kültürü olarak da spora çok destek veriyoruz. Dolayısıyla kendimi çok yakın hissediyorum ve gerçekten yapmış olduğu gayret kayda değer. Çünkü çok zor bir işi yapıyor. O yüzden hem federasyon, hem kulüpler, hem markaların, Turkcell gibi markanın işin içinde olması daha da ivme kazandırıyor. Bizim verdiğimiz bir maddi destek var. Amerika'da kendisi ve ailesinin daha iyi koşullarda istediklerini yapmada bir parça katkı olsun diye. Tabii ki işin bütününde daha büyük masraflar var ama... Ailesi Edis'le birlikte Amerika'da değil. Ailesinin de orada birlikte Edis'e destek olmak üzere bir yaşam biçimi oturttuğunu biliyoruz. Bu da çok güzel çünkü bu iş hakikaten bir arada güzel gidiyor. O yüzden yani ailenin burada önemi ortaya çıkıyor. Edis'in kariyeri ve geleceği için müthiş bir taahhütte bulunuyor aile. Bu da bizim için önemliydi. Yolculuğun çok önemli bir kısmı. Dolayısıyla gerçekten yani hiç şüphem yok ki 2012 olimpiyatları olmak üzere başta Türkiye'yi çok iyi temsil edecek Edis. Klasik anlamda hepimiz belki iyi temsil edeceğiz diyoruz ama gerçekten burada başarıya imza atacak güçte Edis. O yüzden ne yapabilirsek yani yapmış olduğumuz anlaşmaların yanı sıra hakikaten gönülden başarılı olması için ne yapabilirsek katkıda bulunmaya hazırız. Peki diğer dallardan da biraz bahsedelim bu proje kapsamında. Tenis var, halter var, atletizm, kayak ve görme engelliler bisiklet. En çok da aslında ilgi uyandıran benim için bu görme engelliler bisiklet buna verdiğiniz sponsorluk. Hiç görme engelli bisiklet sporunu gördünüz mü bilmiyorum. Çok hakikaten enteresan. Evet. Tandem bir bisiklet var. Önde gören bir öğrenci oturuyor. Arkada görmeyen ve birlikte biniyorlar bisiklete. Ve çok ahenk içinde bir ritim yakalayarak binmeleri gerekiyor. Bu spor 18 yıldır var ve olimpik bir dal, paralimpik olimpiyatlara katılan ülkeler var. Ve Türkiye ilk defa belki gerekli kotayı alırsa 2012 olimpiyatlarına katılma şansına erişebilir. Bu çocuklarımız görme engelli olduğu için genellikle yatılı okulda yaşıyorlar. Ve hayat biçimlerine baktığımız zaman hep okulun içerisinde geçiyordu. Biz bu sporla yine Spor Genel Müdürlüğümüzle birlikte onları tanıştırdık. Antrenörler nezaretinde
2 yılı aşkın bir süredir çalışıyorlar ve çok iyi bir noktaya geldiler. Ve 2011 yılında İtalya'da, İspanya'da yarışlara katıldılar. Türkiye'yi temsil eder hale geldiler. O yüzden burada da çok hem bir spor hikayesi var, biraz da sosyal sorumluluk hikayesi var. Bana en çok dokunan projelerden birisi de bu. Evet, bu okullar Tokat, Ankara ve İzmir'de toplam 50 öğrencinin eğitim aldığı Okullar. Ancak biz şu anda projeyi biraz daha genişletiyoruz. Hı hı. Türkiye'de 16 tane görme engelli okul var. Hı hı. Bu sporun imkanını bütün okullara açacağız. Burada en önemli tabii katkı, bu bisikletler çok özel imal edilen hafif yarışa uygun bisikletler. Bunları yurt dışından getiriyoruz. Hocalarla öğrencileri bir araya getiriyoruz ve bir eğitim programı içerisinde bu işler yapılıyor. O yüzden bunu İzmir'e başlattığımız hı hı. gibi diğer 16 okula, istekli olan okullara da yayma programımız var. Peki bu öğrenciler için eğitim alanı, bu sporu yapabilmeleri için bir alan var mı? Nerede bu antrenmanlarını nerede gerçekleştiriyorlar? Tabii bu ilin durumuna göre, yere göre değişiyor. Hı hı. Böyle özel bir alanımız, parkurumuz yok. Ancak lokal, yerel yetkililerin nezaretinde ara yollarda, bazen tali yollarda antrenmanlarını yapıyorlar. Maalesef şu anda bir salon imkanı yok, böyle bir parkur imkanı. Ancak müsait illerde, Tokat gibi yerlerde özellikle gayet rahat yol üzerinde tabii onlara nezaret eden polis ve yerel diğer yetkililer oluyor. Ama günde 40-60 kilometre arasında bir yolu yapıp idman yapabiliyorlar. Kışında kapalı mekanda bulundukları yerde yapma imkanları var. Biraz da atletizm ve kayaktan da bahsedeyim. Özellikle de kayaktan, çünkü Türkiye'den çok fazla kayak sporuyla ilgilenen sporcunun çıktığını duymuyoruz. Bununla ilgili projeleriniz nelerdir? Bu sporculardan biraz da bahsedersiniz. Tabii. Kayakta ve atletizmde de Adana'da atletizm için, şu anda da Hakkari ve Tunceli'de kayak için mukavvet kayağında, belli bir dalda çalışan çocuklarımız var. Hem sporcularımızın bulunduğu yerlere baktık, hem de kayağa müsait olan yerler olduğu için projeyi orada başlattık. Buralarda da 50'ye yakın toplamda sporcumuz her gün çalışıyorlar. İnşallah yani odağımızı arttırdığımız zaman, desteğimizi arttırdığımız zaman başarıya giden yolun çalışmaktan geçtiğini de biliyoruz. Sonuç alacağız diye umuyoruz. Yine 2009'da kayaklı koşuda Balkan üçüncüsü olan bir arkadaşımız var, Erkan Orhan. 2010'da pardon, Balkan üçüncüsü olmuş. Robin Ören bir daha şekilde 2009 kayaklı koşuda Balkan üçüncüsü olmuş. Evet, ben şimdi senin Amerika'daki bir günkü yaşamını merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla, çünkü Amerika'da okuyan öğrencilerimiz antrenman yapmak için sabah çok erken saatte kalkıyorlar. Antrenman yapıyorlar, ardından okula gidip derslerine devam ediyorlar. Nasıl geçiyor bir gün? Evet, benim tabii haftanın 6 günü yüzme antrenmanım var. Hı hı. Hafta içleri okulum olduğundan dolayı sabah 4:50 geçe kalkıyorum. Hı hı. Benim sabah 5:30'da suda olmam gerekiyor. 5:30'dan 7:30'a kadar havuzda antrenman yapıyorum. Havuzdan çıkıyorum. Genelde babam beni alıyor havuzdan. Kahvaltımı arabanın içinde yapıyorum. Annem genelde kahvaltıyı hazırlıyor. Bana babama veriyor. Arabadan, havuzdan okula giderken kahvaltımı arabada bitirmek zorundayım. Çünkü vaktim yok, eve gidip kahvaltı yapacak. Sabah 8'de okulum başlıyor. Hı hı. Sabah 8'den akşam 3'e kadar okuldayım. Hı hı. 3'den okuldan çıkıyorum. Babam beni okuldan alıyor. Orada yine küçük atıştırmalık yiyecekler oluyor arabada. Onları yiyorum havuza kadar. Sonra havuzda 3:30'da suda olmam gerekiyor. 3:30'dan 6'ya kadar da yüzme antrenmanım var. 6'da havuzdan çıkıyorum. 6:30 gibi evde oluyorum. Yemek, biraz ailemle vakit geçirdikten sonra. Ailemle vakit geçirdikten sonra. Tabii. Hı-hı. Onlarla yemek yiyorum. Günümüz hakkında konuşuyoruz. Vakit geçiriyorum. Ondan sonra 7:30 gibi ödevlerime başlıyorum. 7:30, 9:30 ödevlerime bağlı çalışıyorum derslerimi. 9:30'da en geç uyumam gerekiyor ki bir sonraki sabah 4:50 geçerek kalkabileyim. Zor bir tempo gerçekten. Tabii. Derslerin nasıl peki bu arada? Bu temponun içerisinde derslere de... Tabii derslerime çok önem veriyorum. Hı hı. Hem sporu hem de derslerimi bir arada götürmek istiyorum. Seneye de üniversiteye Amerika'da devam edeceğim, hı hı, tekrar.
önemli olduğunu düşünüyorum. Kaçıncı sınıftasın? Lise sonundayım şu an. Hı-hı. Evet. 3 yıldır oradayım işte. Lise bitmek üzere artık. Ama derslerim gerçekten çok önemli. Hani hayatımın, yüzme beni hayatımın bir yerine kadar taşıyacak. Ondan sonra eğitimime güvenmek zorundayım. O yüzden hem eğitimimi hem de sporu aynı zamanda yürütüyorum. Çok güzel. Son olarak da şunu sormak istiyorum size. Birazdan Marsa İlan'dan bahsedelim. Hı-hı. Milli sporcumuzdan, milli tenisçimizden. Onunla tanışmanız nasıl oldu? Ben Marcel'le ilk Türkiye'ye geldiğinden itibaren biraz dalla da bireysel olarak ilgim olduğu için ismini duyuyordum. Ancak Marcel Türkiye'ye geldiği zaman çok iyi bir oyuncu değildi. Hı hı. Fakat Özbekistanlı evet. biliyorsunuz. Hı hı. Türk vatandaşlığına geçti. Bazı kulüplerde tenis sporunu ilerletmeye başladı. Bir şekilde sisteme entegre oldu. Ve çalışkanlığı, azmi onu rakiplerinden farklılaştı. Dolayısıyla hem Türkiye şampiyonlukları hem de yurt dışında turnuvaları oynamaya başladığı zaman zaten dikkat çeken bir oyun stili ve başarıları başlamıştı. Yani yine Spor Genel Müdürlüğü ve sistem içerisinden gelen bütün mesajlar Marcel'in iyi bir yolda olduğunu söylüyordu bize. Biz Marcel'le anlaşmamızı yaptığımız zaman dünya 250 numaralardaydı. Henüz evet. US Open, Avustralya gibi Grand Slam'lerde yoktu. 75 numaraya kadar biliyorsunuz yükseldi. Dolayısıyla ilk yüzde çok rahat yer alabilecek. Wimbledon, US Open gibi Grand Slam'lerde Türkiye'yi bence çeyrek yarı finallere kadar çok iyi bir şekilde temsil edebilecek güçte bir oyuncu. 2011 yılı çok yoğun geçti, çok turnuva oynadı. Şimdi Ocak ayında Avustralya ile birlikte sezonu açıyor. Yani Marcel de Ediz gibi hakikaten çok çalışkan, bu işe önem veren, eminim Ediz de öyle söylemedi bize ama yani her gün ben daha iyi ne yapabilirim, hangi eksikliklerim var, bunların üzerine nasıl gidebilirim? Muhtemelen yarıştan sonra bile gidip antrenmanını yapan, eksiklerini pekiştiren bir halde çalışıyorlar. Ve anlattığından da biliyoruz müthiş bir profesyonellik evet, var. Çok kesinlikle. Zor bir hayat. Her dakikası dolu. Müthiş bir şey yapıyorlar. Yani kendilerini vererek başarıya ulaşılacağını biliyorlar ve onu yapıyorlar. Burada bizim yaptığımız minik bir destek. Bütün iş onlarda. Ne kadar moral verebilirsek, katkı koyabilirsek hem kendilerine bireysel anlamda hem Türkiye için hem de geriden Marcel'e, Ediz'e bakan çocuklarımızın hepsi müthiş bir rol model. Kesinlikle. Amerika'da üniversiteye gidecek. En iyi üniversitelerden birinde muhtemelen okuyacak ve yüzecek. Milli takımda da olması bizim için tabii ki müthiş bir şey. Avantaj ülkemiz avantaj adına. Avantaj ve gurur kaynağı. Tabii böyle bir projenin olması da ülkemiz adına ayrıca da çok önemli ve müthiş bir şey. Umarız devamı gelir. Edison olarak sana hedeflerini sormak istiyorum. 2012 olimpiyatlarına katılacaksın. Evet. Hedefler nelerdir? Neler bekliyor bizi? Neler duyacağız Ediz'den ileriki günlerde? Tabii şu ana çalışmalarımıza en sıkı şekilde devam ediyorum. Benim her zaman hani spora ilgim arttığından beri her zaman olimpiyatlar benim en büyük hayalim olmuştur. Ve şu anda da hala öyle. Şu anda 2012 olimpiyatlar için hazırlanıyorum Londra'da. Orada tabii ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada inşallah yarı final veya olursa finalde de kalmak istiyorum. Bu tabii Türkiye yüzme tarihi adına bir ilk olacak. Daha yarı finalimiz bile yok. Yani Türkiye adına ilkleri gerçekleştirmek istiyorum ve Türk yüzme sporu adına. 2012'den sonra tabii yine İstanbul'da 2012'nin sonunda Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası var. Oraya da katılacağım. Onlara tekrar final yapmak istiyorum. Ondan sonra da tabii Avrupa Şampiyonları gelecek, Dünya Şampiyonları gelecek her şeye en... Yani her şekilde kürsüye çıkmaya çalışacağım ve asıl hedefim tabii 2016 olimpiyatlarında yine bir madalya getirmek ülkeme. Ediz çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Güzel haberlerini bekliyoruz. Koray Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel projeyi bize detaylı bir şekilde anlattığınız için. Evet değerli izleyenler, Geleceğe Koşanlar projesine ayırdığımız yayınımızın sonuna geldik. Saat 13.30'da spordaki gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.